Belki şunları şu an... Şu anda Yoros Tepesi'ndeyiz. Buraya oldukça zorlu bir parkur yürüyerek geldik. Dünyadaki birçok yere gittim ancak nadiren bu kadar güzel yerler gördüm. Gerçekten heyecan verici bir parkur var. Ancak zorlu bir parkur olduğunu da ifade etmek gerekiyor. Gerçekten de zorlu bir yürüyüş oldu. Buraya yaklaşık 1000 metrelik bir ahşap bir yürüyüş, ondan sonra buraya ulaştık. Burayı inceledik. Burası yıllarca bakımsız kalmış. Hızlı bir şekilde burayı projelendireceğiz. En kısa zamanda buraya küçük dokunuşlarla burayı çok daha işlevsel bir hale getireceğiz. Burada bizim planımıza göre hiçbir şekilde herhangi bir yerinde bir beton veya bir yapay bir malzeme gibi bir şey kullanmayı da kesinlikle düşünmüyoruz. Tamamen doğanın içinden, kendi içerisinden küçük dokunuşlarla, yine doğaya da herhangi bir şekilde yapıldığı zaman herhangi bir şekilde iğreti durmayacak, doğayı bozmayacak dokunuşlarla burayı çok daha güzel bir hale getirip burayı sezona inşallah getireceğiz. Sayın Bakanımızın da bize her zaman söylediği, tavsiye ettiği, lütfen doğaya herhangi bir müdahale etmeyin, herhangi bir tarafını bozmayın. Doğa kendi içerisindeki kendi doğal malzemeleriyle en güzel halinde. Bizim bunları gelecek kuşaklara bırakabilmemiz için doğayı bozmadan buraları yine insanların hizmetine bir şekilde açmamız gerekiyor. Bunu başarabilirseniz eğer, her zaman en güzel işleri yaparsınız diye bize tavsiyeleri var Sayın Bakanımızın. Biz de onun bu tavsiyeleri doğrultusunda oradaki bütün tarih ve turistik mekanları güzel bir şekilde inşallah değerlendireceğiz. Yoros Kent Ormanı, ailecek spor aktivitelerinin yapılabildiği, trekking yürüyüşlerinin yapılabildiği, havanın da görmüş olduğunuz gibi çeşit çeşit coğrafi hava koşullarına sahip olan Yoros Kent Ormanı'nı hızlı bir şekilde ele alarak yürüyüş yolu ve seyir terasıyla zenginleştirerek halkımıza açacağız. Altın ordumuza kazandırmış olacağız.